Partisinin Malatya İl Başkanlığı'nı ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti teşkilatlarının ülke genelinde coşkuyla yerel seçimlerine hazırlandığını belirtti. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türkiye'de yerleşmesiyle beraber şimdi ikinci önemli aşamadayız. İkinci önemli aşama yerel yönetimlerde de bunun tam anlamıyla oturması ve hem Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hem de yerel yönetimlerin birlikte şehirlerimizi ve ülkemizi ayağa kaldırmaya doğru yürüdüğünü görüyoruz. Yeni Zelanda'da katledilen 50 Müslümanın acısını kalplerinde hissettiklerini bildiren Ünal, saldırının ırkçı ve faşist bir anlayış tarafından yapıldığını kaydetti. Konuştuğumuz bir kişi değildir, konuştuğumuz bir anlayıştır. Amerika'da ve Avrupa'da insanların kalbine ekilen nefret tohumunun yeşermesinin sonucudur bu saldırı. Ve bu saldırı da Müslümanlara dönük ilk saldırı değildir. Dünyanın her yerinde katledilen Müslüman. Myanmar'a gidiyorsunuz, katledilen Müslüman. İsrail'e gidiyorsunuz, dün iki tane masum Filistinli İsrail tarafından katledildi. Dünyanın her yerinde katledilen Müslüman, ama Müslümanları katledenler dönüp ağızlarını yaya yaya Müslümanlara terörist diyorlar. Kendi terörlerini, kendi kanlarını, kendi nefretlerini, kendi kinlerini perdelemek için bunu yapıyorlar. Ama orada bizim dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bu anlayışın hedefinde kim var? Bu anlayışın hedefinde Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye var. O yüzden biz her zamankinden daha çok liderimize sahip çıkacağız. Her zamankinden daha çok ülkemize sahip çıkacağız. Çünkü ne yapmak istediklerini biliyoruz. Amaçlarını biliyoruz. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye zayıfladığında kimlerin sevineceğini biliyoruz. Biz PKK'yı sevindirmeyeceğiz. Biz kardeşlerim Pensilvanya'yı, FETÖ'yü sevindirmeyeceğiz. Ve onların ağzıyla konuşanları da sevindirmeyeceğiz. Allah'ın izniyle son 10 gün öyle bir mücadele edeceğiz. Son turda öyle bir koşacağız ki Allah'ın izniyle 31 Mart'ta tüm dünya AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın, Recep Tayyip Erdoğan'ın nasıl güç tazelediğini görecek inşallah. Konuşmaların ardından AK Parti İl Başkanı İhsan Koca tarafından Ünal'a Malatya kayısı ve kilim hediye edildi.